Güzel bir sorumuz var şimdi. E, diyor ki hem Ahmet'in hem Berk'in çocuklarının harflerinin sayısı ardışık. Yani örnek veriyorum bunun çocuğunun abartarak söyleyeceğim. Bir çocuğunun e, isminin kelimesinin harf sayısı 6-7. Öbürünü de uydurarak söylüyorum. Bir, bunun da 10-9-8 gibi düşün. Bu şekilde Ahmet'in ve Berk'in çocuklarının isimleri sıralı. Birisi 6 sayı. Birisi 7 sayı, birisi 10 sayı, birisi 9 sayı, birisi 8 sayı. Hemen örnek verelim. Ee, daha küçük örnekler vereyim. Bunun çocuklarından birinin ismi Su olsun, biri Can. Bak iki kelime, iki harf, üç harf. Bunun çocuklarından biri Atı olsun, diğeri Berk olsun. Ee, öbürü de e, ne olsun? Beş harfli bir harf. Burada sorudaki gibi Atınç olsun. Bak üç harfli, dört harfli, beş harfli. Bunun gibi düşün. Sana kastettiği bu soruda. Şimdi bunu anladık tamam böyle bir durum varmış. Önce bunu anlamalıydık. Sonra diyor ki Ahmet'in çocuklarından birinin ismi Berk'in çocuklarından birinin ismine eşit. Aynı ismi vermişler. Ve diğer durum çocukların harflerinin sayısı toplamı eşit. Yani atıyorum bu 20 harften oluşuyorsa o toplam bu da 20 harften oluşuyor gibi düşüneceksin. O zaman buna uygun hemen düşünelim. Ardışık 3 sayının toplamı ve ardışık 2 sayının toplamı birbirine eşit. 2, 3, 4, 4, 5. Bak şimdi buraya 4, buraya 5 yazsan. Buna 4, buna 3, buna 2 yazsan. Gerçekten dikkat edersen ne olmuş oldu? Burada Berk'in çocuklarından biri 4 harfli. Ve ismi atıyorum ne olsun? 4 harfli bir isim düşünelim. Cenk. Cenk 4 harfli. Mesela bunun da çocuğunun ismi Cenk. Bunun gibi düşün. İşte buna uygun durum. Toplamları rakamların... 4, 3, 2, 9 oldu mu? Evet. Bunun oldu mu? Evet. Birbirine eşit geldim Evet. İki tane çocuğun e, isimleri aynı mı? Evet. Buna göre o zaman bu şartı sağlayan 4 harfli bir kelime bulmamız lazım. O da bak Tunç. E, hem Ahmet'in hem Berk'in Tunç adlı çocukları olursa bu istenen şart sağlanmış oluyor. Doğru cevabımız bu şekilde C şıkkı oldu.